Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber sıfır ve sıfır belirsizliğine devam edeceğiz limit konusunda. Örnek sorumuza bakalım hemen. N eleman reel sayı olmak üzere diyor. Limit x3'e giderken verilen ifadenin limiti n'ye eşitmiş ve bize m çarpı n'yi soruyor. Şuna dikkat ediyorum. X yerine 3 yazdığımda paydanın sıfır olduğunu görüyorum. Normalde payda sıfır olduğunda bazı durumlarda hatırlarsanız sadece payda sıfır olduğunda daha doğrusu cevabımız sonsuz çıkıyordu. Ya da üst kısım eksi çıkarsa işaret olarak eksi sonsuz çıkıyordu. Burada ne? Reel sayı. O zaman ben payda sıfır yapıyorsa böyle bir durumda cevap da reel sayı ise pay kısmında sıfır olmasını isterim ki sıfır bölü sıfır belirsizliği gelsin. X yerine 3 yazıyorum. Bakın pay kısmına 2 kere 3 eksi m'den pay kısmı 0 olsun diyorum. Buradan eksi m'yi karşıya atın. M'yi 6 buluruz. Şimdi bulduğum m'yi yerine yazayım. Bakın bu şekilde ifade ettik. Şimdi x yerine 3 yazalım. 2 kere 3 eksi 6. Bakın. Yani burası 6 yaptı. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 0 bölü 0 belirsizliğini elde ettik mi? Şimdi ne yapacağız? Biraz düzenleme yapacağız. 2x eksi 6'da ikisinde de ikiler ortak. 2x 2'ye böldüm. X 6'yı 2'ye böldüm. Gördüğünüz gibi. Buradan da x eksi 3'ler sadeleşti. Şöyle mi oldu soru? Buradan cevap x'e bağlı olmadığı için 2. Limit direkt ne çıkacak? 2 çıkacak. Bize zaten limitin neye diye verilmemiş miydi gençler? Pardon. Yani neye kaçmış? N 2 demek. Bana M çarpı N soruluyor. 6 çarpı 2'den 12 buluruz. Tamam. Devam edelim. Bu örnek sorumuzdu bizim. Çözümlü sorumuzdu. Bakın yine bu ifadenin limiti bir gerçek sayıymış. Bize M'yi soruyor. Dediğim gibi payda x yerine 1 koyunca payda kısmı 0 yapıyor. Eğer bu şekliyle kalsa cevap sonsuz ya da eksi sonsuz olacak. O yüzden pay kısmında sıfır olmasını istiyorum. X yerine 1 yazdığımda pay kısmı sıfır olsun istiyoruz. Hemen m'yi karşıya atın. M'yi ne bulduk? 2 olarak bulunur. Devam edelim. Evet bakalım şimdi. Yine burada verilen ifadenin limiti n demiş ve n reel sayı. Buna göre neyi soruyor bize? X yerine 3 yazdığımızda yine bakıyorum ki payda 0. Payda 0 olduğunda cevap normalde sadece payda 0 olduğunda cevap sonsuz ya da eksi sonsuz çıkıyordu. Demek ki burada reel sayı çıktığına göre pay kısmı da 0. Nasıl yani? X yerine 3 yazıyorum bakın. 3 kere 3 eksi m'den burası 9 eksi m eşittir 0. Eksi m'yi karşıya atın. M'yi ne bulduk? 9. Düzenleme yapalım. 3x eksi 9 bölü x eksi 3. X yerine 3 yazdığımızda burası 9 eksi 9. 3 eksi 3'ten 0 bölü 0 belirsizliği gelecek. O zaman bir düzenlemeye ihtiyacımız var. 3x ve 9'da 3'ler ortak. 3x'i 3'e böldüm x. 9'u 3'e böldüm 3. X eksi 3'ler sadeleşir. Bakın. Cevap direkt x'e bağlı olmadığı için 3 çıkacak. Ve bize zaten n'yi soruyor. N'yi biz ne bulduk? Limiti 3 çıktığı için n 3 olmak zorunda. Devam edelim. Gençler. Diğer sorumuza bakalım. Bu değer sıfırdan farklı bir gerçek sayı. Yani bu ifadenin limiti var ama sıfır değil. Nedenini açıklayacağım. Sadece sıfır olamaz ama bütün sayılar olabilir. A'yı soruyor bize. Şimdi gençler x yerine 3 yazdığımızda bakın yazayım soruyu. X yerine 3 yazdığımızda burası 3'ün karesinden 9. 3 kere 3'ten 9. X yerine 3 yazdığımızda burası da 9. 3 kere a 3a eksi 33 şeklinde mi oluyor? Yani burası 18 eksi 18'den 0. Eğer
Aşağı taraf herhangi bir sayı olsaydı buranın limiti ne çıkacaktı? Sıfır çıkacaktı. Demek ki sıfır olmadığına göre bu limit payda kısmı da şu an ne? Sıfır olmalı ki sıfır bölü sıfır belirsizliği gelsin, değil mi? Tekrar ediyorum bakın. Normalde sıfırın kendisi hariç herhangi bir sayıya bölümünün cevabı ne? Sıfır. Eğer bu limitin cevabını sıfırdan farklı demeseydi o zaman limit sıfır çıkar derdik. Zaten bize de a'yı sormazdı. Ama sıfırdan farklı dediği için bakıyorum 3 sıfır. O zaman ne diyorum? Payda da ne olmalı? Sıfır olmalı. O zaman paydayı sıfır yapacak a değerini bulalım hemen. 3a 9 ile eksi 33'ü toplarsak eksi 24 yapar. Eksi 24'ü karşı yatalım. 24 demek. İlk tarafı 3'e bölersek a kaç olarak karşımıza çıkıyor? A 8 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var. X yerine 1 koyduğumuzda 1'in karesi 1, 1'den 1 çıktı, 0. Payda 0 yaptı. Yine bu limit değeri gerçek bir sayı. Yani buranın bir limiti var. Bir gerçek sayıya eşit. O zaman payda 0 olduğunda ne diyorduk? Sadece payda 0 olursa limit sonsuz ya da eksi sonsuz çıkar. Gerçek sayıysa bu limit, pay kısmı da 0 olmalı. X yerine 1 koyuyoruz. Pay kısmını yapıyorum şu an. Dikkat edin, yani burayla uğraşıyorum. 2 kere 1. X yerine 1 yazıyoruz. Ve bu cevap ne olmalı dedim? 0. 2 burada kalsın. Köklü ifadeyi karşıya atalım. Artı yapacak işareti mecburen. Her iki tarafın karesini alalım. Kökten kurtulmak için. 2'nin karesi 4. 1 artı a yaptı. 4 burada kalsın. 1 de sola atalım. A ne çıktı gençler? A 3 olarak bulunur. Zaten bize A'yı soruyor. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.